Güzel para kanka. Ya ulan sabah bir kalktım dediler ki TV çeklenmiş. Vay amına koyayım. Hemen fırladım şifremi değiştirmeye. Tabi değiştirmedim unuttum. Ondan sonra dediler ki abi stream key'ini de değiştir. Hani siktir et parayı marayı. Ee, az önce yayına girmeden önce kahve almaya gidiyorum ya. O şifre değiştiriyordum ben. <laughs> Şifreyi değiştirdim key'i değiştirdim. Abi story dur lan atar story. Şifreleri değiştirdim. Ondan sonra Verilere bakayım dedim. Şimdi bizi siktir et. Az önce bir geldim buraya dedim ki kardeş. Şimdi datalar doğru mu doğru değil mi bilmiyoruz. Ben hani oturup da tabii inceleyemedim onu ama. Yurt dışındakileri bir gösterin dedi. En merak ettiğim şey. Doğruysa yurt dışındakileri görmek istiyorum. Bir gördüm ki aman Allah'ım. Abol abol. Ha, Morant... ah ha, diğerleri. Ah Nijam garibim Nijam. <laughs> XQ amına ya, ya. Çok fena. <laughs> ya o ya yorumlarda şu çok büyük sıkıntı. Şimdi adamlar bak doğru veya yanlış kusursuz veri veya değil her neyse önemi yok. Şimdi ben bizim milletin hesaplama şekline hayranım. Çünkü ben de o de, o dönemden geçtim zamanında babam ticaret yaparken beni yanına aldığında e, işte bir firmaya mesela diyelim ki 50 bin liralık ürün yaptık 50 bin liralık fatura kesilecek ben böyle diyordum bana baba 50 bin lira iyi para ha falan diyordum böyle babam dedi ki ulan gerizekalı 50 bin lira senin kazancın değil oğlum 50 bin lira e, faturan senin e nasıl işte 50 bin lira gelecek adamlardan 50 bin lira gelecek adamlardan öyle değil oğlum. Bak şimdi bunun işte vergisi var, maliyeti var, gideri var, malları. Kumaşı nereden alıyoruz? O paranın için alıyoruz. İşte maaşı nereden ödüyoruz? O oradan ödüyoruz. İşte vergiyi devleti nereden ödüyoruz? Oradan ödüyoruz. Bize kalıyor şu kadar. Aradan bir ay iki ay geçiyordu. Bana diyordu ki yine işte 60 bin liralık fatura kesiyoruz falan. O oh, 60 bin lira. Adam bana bunu öğretmek için yemin ediyorum geri zekalı anlatır gibi bir sene anlattı. O sistemi hiç kavrayamadım ben. KDV nedir, gelir nedir, gider nedir bilmem ne. E tabii şimdi genç arkadaşlar da onu bilmediği için ee, hesap yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama en güldüğüm yorum oydu ya. Gerçekten şeydi. Elran abi en çok kazanıyorsa niye bu kadar fakir gözüküyor? Demek ki bir şeyleri başarmışım. Farkında olmadan beni mutlu etti o arkadaş. Yani fakir gözükmek doğru bir kelime değil ama hani onun öyle yorumlaması enteresandı yani. <laughs> Harbiden abi Kemal'le aynı konumdasınız. Niye şaf, şatafatlı görünüyorsun ya? Siyah tişört, siyah tişört, bazen sivil tişört. O bir tane Ayşegül müdür, Ayşenur mudur? Bir tane hitrimiz var ya bizim. Her yerden çıkan. O amına koyayım. Türemiş gene altında pıtı, pıtı 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 bir yapıştım mesajı verdim davaya amına kodumunun. Sonunda yürüttüm. O kız değil biliyorsunuz erkek o. Ee, hemen şey yaptı kendini engelledi sanki kurtaracakmış gibi izliyorsan bebeğim ee, kusura bakma valla sana çok sabır ettik. Yani aylarca ay, yıllarca mim oldun ünlendin bizim limon tayfada ama artık sana bir iki üç yerden iftira hakaret hepsinin davasını açıyorum haberin olsun. Hani verdik avukata eğer Reşit değilsen Anana babana haber ver Yeter la artık bir yıldır Ağzımıza sıçtın amına koyayım Bad girl bir yere kadar yani Yarın varmış Aleykümselam hoş geldiniz. Vallahi arkadaşlar şaka bir yana ee, Ya ne oluyor ya Bir dakika Şaka bir yana az yazmışlar Dediğim gibi oradakiler Normal kazananın 20'de biri falan Yok <laughs> Cidden normal konuşacağım Onun hesaplamasını yapmıyorlar 3 e, yıllık bir şey yapmışlar Bunun bir artık şirkete döndüğünü Burada giderlerin olduğunu e, Bir takım insanlara paralar Verildiğini para kazandırdığını Yani ciro hesaplamasını bilmeyen çocuklar Tabi düz mantık düşünüyor Ooo 500 bin dolar Çarp 8'de Aylık alıyor <laughs> aylık ona da çok güldüm. Nasıl yani? Şimdi bizim Twitch yayıncıları aylık dört buçuk milyon mu kazanıyor? Orası bu çocuk. <laughs> ya, ya çok şu an şakamatik gibi orası. Ben aç okuyorum. Ya yurt dışındakiler çok fena. A şey diyen olmuş. Elrem paralara da bot at. <laughs> demek ki paraları da yapıyor. <laughs> <laughs> Ya alem milletiz geri zekalı sürüsüyle yaşıyoruz ya. Vallahi nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Şimdi anlatacağım oturup anlatacağım şimdi o paraların nasıl vergilendirildiğini ne yapıldığını. Ha bu arada şimdi kimseyi zan altında bırakmayayım ama eğer o verileri yüzde yüz gerçekse ben sağlamasını yayından sonra yapacağım. Bakacağım inceleyeceğim daha hiç araştırma fırsatı bulmadım. Orada çok dengesiz durumlar var. Yani bu, bu artık fake primecılardı fake bitçilerdi falan. Artık o TV için bileceği iş. E var oğlum çok garip durumlar var yani şimdi benim de tüylerim diken diken oluyor görünce. Biz de bu işin içindeyiz, biz de biliyoruz yayıncıyız yani. Günahları boynuna tabi. Ee, ama ben bir göz atacağım. Bizim çocuklar harol alır başlamış zaten çalışmaya böyle. Allah Allah bu nasıl böyle kazanıyor ya falan. Gören de asker ücretle yayın yapıyorsun sanacak oğlum. Yani bu mevzu bir şey söyleyeceğim bugün gündem oldu yarın unutulacak gidecek. Ee, ama globaldeki yayıncıları görüyorsunuz. Globaldeki yayıncılar ee, iyi kazanıyormuş ya globaldeki yayıncılar <laughs> Helal hoş olsun Allah arttırsın kardeşlerim. Allah arttırsın ya. Ama şey canımı sıktı, üzdü. Yani Twitch'in bizim verilerimizi koruyamamış olması biraz üzücü. Daha ayıkamadım durumu işin ciddiyetinin farkında değilim belki de. Yeni uyandım, yeni gördüm falan. Ama bu biraz üzücü bir durum. Sadece yani para mara mevzu değil tamam da abi şifresi var bunun, stream key var bunun. Yani biri girip bir yarra kaçsa benim yayından sıçtık mesela. Ha, tamam açtırılır o bilmem ne yapılır ama ne gerek var abi. <laughs> Botlar kapalı hadi. Raporu sen. Dur bakayım. Haberini bugün yaptım abi. Tüm olayı biliyorum fakat öyle bildiğin gibi değil. senin için korkacak bir durum söz konusu değil. Sen kimsin lan? <laughs> Neyin haberini yaptın oğlum? Sen nerenin gazetecisisin oğlum? Taraflı mısın tarafsız mısın? Gel bakayım bir. Neyin haberini yaptın? Abi yayın 14K. Tamam mı koyayım? Durun yine açtık bir durun ya. Oğlum bak hediye abonelik mi o? Çünkü bunu demez yani. Bu, bu yarım akıllılık. Böyle bir şey yok çünkü kalmadı. Üç yıl oldu. Üç yıl Egemen. Üç yıl. Abi çok enteresan. Yapmayın şöyle şeyler ya. O 3 yıldır, Aa ben dur ben onu söylersem sorun çıkabilir ama modu özelden bilgi verebilirim. Türkiye'nin büyük medya şirketindeyim diyeyim sen anla. Created Bane. Arkadaşlar o kazançlar ayda falan değil. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu an internette sızdırılmış veriler aylık kazanç değil. 2019'la 2020 2019'un başıyla 2000 anladığım kadarıyla 2021'in sonunda sonuna kadarki olan süreçteki total para. Ee, global yayıncılarda da bu böyle bizimkilerde de öyle ee, tekrar söylüyorum netliği doğruluğunu bilmiyorum yabancı yayıncılardan birkaç kişi doğru olduğunu söylemiş galiba emin değilim. Öyle bir sistem var mı onu da bilmiyorum. Hani o tarihten o tarih arasında bütün fiyatı göster gibi twitchli bir algoritma var mı ona bakacağım. <laughs> Ama esprisi diyoruz abi. Geyik yapıyorum ben de ya. 3 yıllık kazancın toplamını öyle sunmuşlar oraya. Tabii vergiler düşünmemiş şey. Ya bunu şöyle düşünün benim tekstil firmam bana aylık 5 bin lira kazandırırken aylık cirosu 50 bin lira gibi gözüküyordu sallıyorum. Öyle düşünebilirsiniz yani bunun vergisi bilmem nesi falan insanlar çok yanlış bilinçsizce hesap yapıyor yani. Bu kadar bu kadar bu kadar sanki o bütün para kişinin cebine giriyormuş gibi öyle yorumlamışlar. Fark etmez direkt cebine de birinin o para girebilir. Giriyorsa giriyordur yani kimse ilgilendirmez de. Tekstil aylık 5K'dan çok kazandırıyor yalnız. İşte Zeus bak işi bilmediğim buradan belli. Yani öyle bir öyle bir genelleme yok. Yani tekstil çok kazan. Yok. Aylık 5000 lira kazanıyordum oğlum ben. Baktığın zaman aşağı yukarı. Hangi tekstil şimdi Vakko da tekstil iş yapıyor. Eightborn Bere de tekstil iş yapıyor. Ee, biri pazarda da tekstil yapıyor. Bilmem ne de yapıyor. Yani bu böyle şey bir mevzu değil. Standart alabileceğim bir mevzu değil yani. Enteresan işte her yer bilen konuşuyor. Yorumlarda da onu gördüm ona güldüm ya. Ya O kadar komik hesaplar var ki. Gene oradan o paraya bile bota bağlayan var ya. Ya bu kadar salyalı olunmaz arkadaşlar. Bir salın artık 3 yıl oldu ya. Yani artık kabullenin hani 3 yıldır. E, bu durum böyle yani 3 yani yıl bak. 365 çarpı 3 koyu köşe. 3 yıldır sindirin artık. Hani ben yaşlandım falan hani yaşlandım. Yarın öbür gün yayıncılığı falan bırakacağım. Bir sindirin la bir bağırsağınızdan geçsin amına koyayım bir sıçın artık o pisliği atın ya. Komik yani hani. Tamam ilk üç ay, beş ay, 6 ay tamam eğlendik güldük de artık. Yazık amına koyayım. Ya, ben merak etmeyin ben bir gün tap bir olmayacağım. Üç yıllık koruduğum şey gidecek. Başkası olacak. O zaman da diyeceksiniz ki ne oldu yarram? i̇şte üç, üç yıl oldu artık hani. Bırak lan onu. Bırak geçti. Merak etme ben onunla övünmüyorum ya. Ben onun şımır... Oh, falan yapmıyorum yani. Reklam falan yapmıyorum yok ya onlarda. Sal. <laughs> evet az önce chatte onu yazdılar. Abi 500k'nın... Şimdi sen fakir de gözüküyorsun. O zaman bütün paraları bot abi sen. Ama senin çıkarın abi burada. <laughs> hesaplar var. Çok güldüm ya. Bak harbi açın bakın ya. Çok eğ eğlenceli. Hele benim olmadığım alanlarda çok komik. Atıyorlar bana Twitter'dan falan. Şey yapmış böyle bir tanesi tartışmış. İlk üçteki para dengesizliğini fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet. Fark ettim. Nasıl bir şey fark ettin kanka? Şimdi abicim. İlk üçün birbiriyle olan kazan şeyleri çok bir... <laughs> o kadar saçma doneler var ki orada. Bakış açısı bu kadar gerizekalıcı olabilir yani. Birbirine diyor ki... Bu diyor bu kadar kazanıyorsa aralarında da çok fark yok diyor. Demek ki diyor... Elren'den bahsediyor. Bu diyor hile orada yapıyor diye amına koyayım bak şimdi. Aynen kanka ben de fark ettim onu diyor. E zaten boşuna söylemiyorlar diyor. Oradan biri geliyor siktir inginle orası bu çocukları yazıyor bizden biri ya da başkası işte neyse. Artık salın şu adamı diye. Onlar birbirine girip gene aynı tantana. Pıtık pıtık kavga, pıtık pıtık savunma, pıtık pıtık on kişi birbirini sikiyor ve kapanış. <laughs> orada bitiyor. E, geri kalan işte yaş kaç yaşındasın bilmem ne amına kodum çocuğu işte seni sikerim adres ver falan ve sahne perde kapanıyor. Roblox var gireriz bugün. Ben şuradan bir bakayım ya. <laughs> Yurt dışı kazançlarına bakayım ya. Oh. Oy. Bu kim lan? Bir tanesini tanımıyorum. O en çok paraya kazanıyor. Kim o ya? Arkadaşlar bunlar kişisel bir veridir. Bunları paylaşmayın Instagram'da falan. Suç, suç. Paylaşmayın böyle şeyler. Ben hep açıyorum, bakıyorum ki altına yorum yapmak için. Arkadaşlar bunlar, gizlilik var bunlarda. Yani paylaşmayın, suç işliyorsunuz diye. Bugün ne yapacağız? Bugün video izleyeceğiz. Arkasından Roblox var. Squid Game oynarız bir bakarız ona. Belki Payday'e gireriz. Bizimkiler girecekmiş galiba emin değilim. Belki Ludus girerim kafama göre. Bugün biraz şey yayın. Troll. Pataküte. Roblox'u bir dün bir tık oynadık. Çok azıcık oynadık. Ama bilmiyorum ne olacağını. Abi izleyemiyorsun değil mi? Ne konuda ya? İnsanın ne kadar para kazandığı ya da ne kadar izlendiğine bu kadar takan tek milletiz. Öyle vallahi ya. O, o sebeplerini biliyorum. O yetersizliklerden öyle oluyor. Hak da veriyorum artık ya. Eskiden çok kızıyordum da şimdi baktım. Herkes cürümü kadar ya. O cürümü kadar sorun yaratıyor anladın mı? Cürümü az olduğu zaman adamın... eee neyse. Hadi şimdi triggerlamayalım yine insanları da. Hak veriyorum artık yani. Böyle yanağını sıvazlayasım geliyor. Çünkü başka çaresi yok ki onun. Yapacağı başka bir şey yok. Başarı skalası az olunca memlekette başarılı olan insan her zaman vuruluyor. Bu yıllardır böyle ben başarılıyım diye söylemiyorum yani beni de taşlıyorlar üç yıldır taşlıyorlar amanı. Gelen geçen vuruyor, gelen geçen vuruyor hem de. Ama burada önemli olan o yolda yürüyenin işte gelen geçenin vurmasına değil ee orada onu seven adamlara takılması oluyor. Biraz belki o yüzden ben ayakta durabildim ya da psikolojimi kura, ee, tutabildim. Yoksa mümkün değil. E, hiçbir psikoloji kaldırmaz arkadaşlar. Çok zor iş. Hele duygusalsan falan kafayı yersin. Ben çok zor şeylerden geçtim yani. Şimdi ayda 500k dolar demiş yarısı vergi olsa bak Nikatus daha götünden element uydurdun ayda 500k diye bir veri yok bak ne olur biraz beyninizi kullanın biraz bakın adam tam üstünde şunu yazmış 2019 ile 2021 arası yazmış şimdi sen onu 3 yılı aya indirirsen Olay çok farklı bir yere gidiyor. Sen kendi psikolojine, psikolojine şey yaparsın. Ee, saldırıda bulunursun. Okuma yazmanız olsun oğlum. En azından onu yapın. Yani okuyun bir. Bir bakın. Sorgulayın diye hep o yüzden söylüyorum. Bir baktın gördün. O oh, siktir. Ayılık mı? Dedim mesela. Orada bir dur. İki tokat vur diyorum yani. Bir kan gitsin böyle. Tükede vurmak lazım arada böyle bir. Oh dersin bir rahatlarsın. Beni ele geçirmesin. Sen de şöyle bir kafayı arkadan önden bir vurdun mu? 3 saniye bak 3 saniye beynine fırsat versen düşüneceksin bir nefes al otur de ki ayda 500 bin olamaz olamaz diyeceksin orada sorgulamaya başla sen orada sorgulamayı atıyorsun ondan sonra diye yazıyorsun olabilir de bu arada ayda 500 bin dolar kazanan yok mu amına koyayım var var yani yok değil ama bu işten kazanmıyordur yani hani Hangi iş lan o <laughs> erkeğin maaşı sorulmazmış ya ben para mevzularında biliyorsunuz beni ben sikimde değil hiç de sevmem öyle muhabbetleri ben senin babanın maaşını soruyor muyum ben falan diye ama bugün öyle bir durum olmuş ee, goygoya vuracak herkes ne yapacak abi yani hani bir insan bir dakika soya listeye baktım da bulunduğu yeri kazandı her kuşak eden nadir insanlar soyu eyvallah kardeşim dur bilmiyorum belki de kazanmıyorumdur o kadar bir bakmamız lazım. Bilmiyorum kardeş. Ben inanın sizin kadar hesap yapmıyorum ya. Yani inanın bilmiyorum bak. Kazandığı parayı bilmemek değil yanlış anlamayın. Şeyi hesabını yapmıyorum. Ne oluyor ne bitiyor millet kaç kazanıyor ben ne kadar daha çok kazanırım. Mınana falan böyle şeylerim yok. Benim bu tip durumlarda kafam hep şeye çalışıyor. İndiregandi yapan var mı? İndiregandiciler var mı diye bir direkt ona ben kendi dünyamda kitleniyorum. Bir onu araştırıyorum. Bilgiyi alıyorum. Sonra atıyorum içime geçiyorum yani. Benim mesai harcadığım şey maksimum 10 dakikadır böyle şeylerde. Ya kazanan varsa da helaliyle kazanıyorsa helali hoş olsun oğlum. Bana ne? Vergisini ödüyorsa, başka insanlara para kazandırıyorsa, çevresindeki adamlara katkı sağlıyorsa, ailesine faydası varsa, çocuk okutuyorsa, bağış yapıyorsa, ne bileyim kazancını birazcık da olsa yine kendine aittir o biz ilgilendirmez ama onu da milletin gözüne sokmuyorsa vesaire vesaire tonla kriter var bunlar olduktan sonra hiç sıkıntı yok benim için yani. Bana ne amına koyayım. Allah daha çok versin. Konu kapanmıştır benim için. Vergini ödüyorsun. <laughs> Anladım mı mıyım ya. Şerefsizler. Dün de kitlediniz bana öyle. Psikoloğa gitsem o da. Dur bakayım. Ama işte bunu çarptırıyor millet. Herif diyor ki mesela soruyu altında. Arkadaşlar bu veriler aylık mı? Aylık kanka. Vay orası çocukları. Oradan bir aylık değil. E ne doğrusu o zaman? Haftalık. Oha. Hep böyle, hikayeler böyle. Gerçek bilgiyi veren yok. Şaka yapmıştım. Nikatus vallahi bak o kadar hızlı geçiyor ki ben fark etmiyorum. Bam gün vuruyorum. Her neyse çok uzatılacak bir konu değil. Ee, bir tek Twitch'e bir tane mail attım. Ya arkadaşlar dedim hani nedir bu? Niye yani bizim kişisel verilerimiz niye şifremiz, stream key'imiz yani biz kaç milyon takipçileri olan adamlarız. Allah korusun bir şey olsa herif şurada saçma sapan pornografik olmasa bile bir bok yayınlasa bizi kim kurtaracak abi biz ne olacağız yani böyle bir şey olabilir mi bakalım oralar da karışıktır diye düşünüyorum oyun girmeyeceğim arkadaşlar gideceğim. dün sonra Mert de buranın ne yaptığını anlatmanı isterim bir şey yapmadı konuşmadık da dün resmen büyük puşluk yaptılar Abi sen ne kadar kazandın lan bize ne ki isterse Halit Beşik e kadar izlemeye gideriz. yok ne kadar. E, dün de kazanıyordum bunu. İki sene önce de kazanmıyordum. Sen yine beni izliyordun. Şimdi de izliyorsun. Yarın da izleyeceksin abi bunun. Ya bir insanı kazancına göre bir insanı izleyip izlememek gibi bir çizelge çizelgede yürüyorsa bir insan yarrami amına koyayım. Yani böyle bir dünya var mı? Çok kazanıyormuş. izlemeyeceğim artık. ama var bizde bu psikolojideki insanlar. Yapacak bir şey yok. Hasta çünkü millet ya. Yani ne yapsın? Psikolojisi yerinde değil ki. Anlıyorum da bazılarını. Vallahi anlıyorum ya. Hani ben e, 20 34 yaşındayım. 34 yıllık hayatımda çok dibi de gördüm, üstü de gördüm. Bu çok standart bir laftır ama doğrudur yani. Ben böyle zengin, para basan işte eğer ya, istediği yapılan bir çocuk asla olmadım. Öyle olsam bile öyle yetiştirmezlerdi bizi zaten. E, o sebeple de çevremde de çok durumu iyi olmayan arkadaşlarım var. Durumu çok iyi olan arkadaşlarım da var. Diyorum yetiştirilme şekli. Ben ee, daha 18 yaşında bir, o zamanın parasıyla 1 milyonluk arabayla gezen arkadaşlarıma da yadırgamıyordum. Ee, ben 19 yaşındayken 19 yaşındayken Tofaş'ta gezen arkadaşım da yadırgamıyordum. İkisi yine benim arkadaşım da hala arkadaşlarım yani bana ne amına koyayım ne kazanıyorsa nesi varsa. Babasında 5 tane fabrika var. Adam belki de günde 500 bin dolar yapıyor. Ne yapayım şimdi? Onun yerine kardeşim Allah arttırsın ya. Hep aynı mevzuları yapıyorum. Sıkılmayın ama. Allah arttırsın daha çok kazan. Ben de kazanmalıyım. Ben de bir şeyler yapmalıyım. Demek ki insanlar bir şeyler yapıyormuş gibi sorguluyorum. Neden sürekli bunları anlatıyorsun? Neden sürekli anlatıyorum Cleveland biliyor musun? Filtreden filtrenden geçmemiştir. Çünkü bu, bunları duymaya ihtiyacı olan çok insan var. Bu algıdaki e, insan sayısı çok az. Benim de üstüme düşen kendime verdiğim vazifem elimden geldiğince nacizane bunları sürekli anlatmak. Sen belki kötü niyetle söylememiş olabilirsin ama bunu da bana sürekli kötü niyetli anlatıyormuşum gibi aktaranlar oluyor. Sikim yesinler umurumda değil. Ben demek ki söyleme ihtiyacı duyuyorum ki söylüyorum. Ben şu an yayıncılıktan değil de ne bileyim bir tekstil fabrikam olsaydı daha büyüseydim işim. Ay, belki de günde 100 milyon dolar kazansaydım. Kimsenin haberi bile olmayacaktı. Bu önemli bir şey değil. Burada önemli olan beyni kullanabilmelerini sağlamak. Kullanamayanlara. Kullanana zaten bir şey söylemem oğlum. Ay <laughs> Ne kadar kısa tutarlar su Yo ben sohbet arkadaşlar. Sohbet ediyorum ya. Ne zaman böyle mantıklı hayatınıza bir şeyler katabileceğini düşündüğüm şeyler söylesem hep beni susturuyorsunuz. garip. Bana da o garip geliyor. Evet o zaman biz eğlenceye ve makaraya taşya her şeyi goy vurmaya dönelim. Bir şovumuzun istediği gibi. Eee. Selamun Aleyküm Sanırım bu konu küçük çocuklar için anlaşılır değil Bu sektörde evet iyi paralar var ama Ben senden daha yüksek bir rakam beklemiştim Çok değilmiş Vergiyi falan düşününce Düşününce gene de daha çok para hak ediyorsun demiş Estağfurullah abi yani hani Daha çoğunu kazandırız inşallah yaparız bir şeyler Selam yayınlar Tukan abi sana video gönderiyorum Yayında izleyerek e, Desteklersen sevinirim içerik Sobalı yayıncı setup bloğu O ne ya Herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sobalı yayıncı odası. <laughs> He, yayıncı odası içinde soba var. <laughs> Eyvallah. Dropçuk mu? Oğlum vallahi bu yayın her şey olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bir anda bir başkası yayınımı açabilir. Her şey olabilir. Sobalı yayın odasına bakacağım. Bir dursun bakayım. Abi gözünü yiyeyim şu videoyu izle diye bir baskı Yapma daha geldi. Klip reyyan edit yapmış bakarız. Kral merhaba rica etsem yeni şarkımızı dinleyip senin bana nasip olman şahsi hayatımda en değer biçilmez talihtir demiş. Aleyna teşekkür ederim. kesine bereket. Ee, Karayelis bir daha atmış 10 TL. Videoyu gönderiyorum yayında izleyerek desteklersen sevinirim demiş. Seviliyorsun kral demiş TR Tatar teşekkür ederim. Donate'lerde de sıkıntı yok. Şifreleri falan değiştirdim ya çalışıyor. Şimdi elimde birkaç tane video var.